Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları başlıyor. Ve ada hepimize güzellikler sundu. Ben kendimle ilgili ada için şöyle diyorum. Hani Herodot demiş ya, insanları uzun ömürlü olsunlar diye tanrılar Bozcaada'yı yarattı. Ben de diyorum ki Allah 5 milyar yıl önce Bozcaada'yı yarattı, İsmet kulum gelecek diye. Ve bugün bir daha dünyaya gelsem burada aynı oyunu aynı oyuncularla aynı sahnede burada oynamak isterim. Ada benim için öylesine güzel bir yer. 1938 yılı 26 Aralık'ında Edirne Uzunköprü'de dünyaya geldim. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. 20 yaşıma kadar köyle kasaba arasında bir yaşantım oldu. Çok varlıklı bir aileydik. Varlıklı derken paraya dayalı değil de mal mülk olarak varlıklıydık. 3000 dönüme yakın arazilerimiz vardı. 300-400 koyun, keçi, sürülerimiz vardı. Kalabalık bir aileydik. Tahsil durumuyla, tahsille ilgili Uzunköprü'den 1956 yılında çıktım. Çanakkale Öğretmen Okulu'na, Kirazlı'da Çanakkale Öğretmen Okulu'na girdik. İlk öğretmen okulunu bitirdikten sonra Bursa Eğitim Enstitüsü'ne gittim. Yüksek kısmı kazandım. Ve 1960 yılında edebiyat öğretmeni olarak Kırşehir Lisesi'ne atandım. 4-5 yıl sonra askere gittim, yedek subay olarak piyade okuluna. Askerlikten sonra tayinim çıkmıştı. Öğretmenliği bıraktım ve serbest hayata başladım Bursa'da. Muhasebecilik yaptım. Sonra tekstil yaptım. Orada çok iyi dostlarımız oldu. Dostlarımızla beraber hobi olarak zıpkınla balık avlamaya gidiyorduk. Türkiye'nin her tarafında ve bazen de yurt dışında zıpkınla balık avlamak için programlar yaptık, geldik. 1969 yılının Ağustos ayının sonlarındaydı. Çanakkale'ye geldik. Mavriye Adası'na, bu Bozcaada'nın açığında, Boğaz'ın çıkışındaki Mavriye Adası'na balık avlamak için Çanakkale Valiliğinden 10 gün 15 gün sürecek bir kamp için izin aldık. Ve oraya geldiğimizde kumanya için Bozcaada'ya geliyorduk. Yanımızda bir tekne de kiralamıştık. 1969 yılında dediğim gibi adaya ilk çıktığımızda karşıdan Mavriye Adası'ndan gelirken Göztepe Mısır piramitlerinden Keops piramitinin görünümündeydi. Ada onun eteklerinde şerit şeklinde uzanıyordu. Adaya yaklaştıkça Göztepe yükseldi, ada büyüdü. Tahta bir iskeleden adaya çıktık. Ben adayı gördüğüm zaman büyülendim. Hiç sanki el değmemiş, insan yaşamamış gibi bakir, sakin bir yer. Kendi kendime ben dedim emekliliğimde bu adaya yerleşmek isterim. Bu kadar güzel bir yer. Yukarıdaki bu işten arzumu duymuş olmalı ki beni emekliliğimden çok daha önce Bozcaada'ya gelmemi sağladı. Bu yöreyi ben öğretmen okulunda da kaldığım için bu yöreyi çok seviyordum. Çanakkale şehitleri, Çanakkale savaşları, babam da Çanakkale savaşlarına katılmış bir gaziydi. Ondan dinlediğim hikayelerle de bu yörelerde çok çocukluğumdan kalan hatıralarım vardı babamın anlatmalarıyla ilgili. Sonra balık sevdasıyla adaya sık sık gelmeye başladım ve buradan şimdi bulunmuş olduğumuz bu yeri arkadaşlarımızın yardımlarıyla aldık. Ve buraya yerleştim diyebilirim. Şu an 11 ay adada kalıyorum.
İşte bahçeyle, bağla, bağlarla, üzümle onlarla uğraşıyoruz. Eşimiz, dostumuz geliyor. Yazın çocuklarım geliyor. Ve onlar sonbaharda gittikten sonra ben yalnız kalıyorum. Fakat adada çok iyi dostlar edindik. Ve burada ben dostlarımı tarif ederken Lidyalılardan önceki devri yaşıyoruz. Daha para bulunmadı. Bizim dostluğumuz böyle diye arkadaşlarıma anlatıyorum. Ve bizim yaşantımıza Bursa'da kalan dostlarımız, arkadaşlarımız büyük bir gıptayla anlattıklarımı dinliyorlar. Ada bize, biz ada sevdalılarına çok şeyler verdi. Hepimiz kendi kabiliyetlerimiz ve ilgi alanlarımızdaki hobilerimize göre birçok şeyler yaptık. Ve ada hepimize güzellikler sundu. Ben kendimle ilgili ada için şöyle diyorum. Hani Herodot demiş ya, insanları uzun ömürlü olsunlar diye tanrılar Bozcaada'yı yarattı. Ben de diyorum ki Allah 5 milyar yıl önce Bozcaada'yı yarattı İsmet kulum gelecek diye. Ve bugün bir daha dünyaya gelsem burada aynı oyunu aynı oyuncularla aynı sahnede burada oynamak isterim. Ada benim için öylesine güzel bir yer. Ve işte edebiyat öğretmeniydim. Ara sıra şiirler yazıyorduk. Ada için de yazdığım bir iki şiir var. Birini okumak isterim. Birincisi, gidilir mi? Kışı güzel, yazı güzel. Tarihteki adı güzel. Güzelinin nazı güzel. Ada bırakıp gidilir mi? Bahçesi var, bağı var. Kalamarı var, balığı var. Şaraba selam durur sonbahar. Ada bırakıp gidilir mi? Burnumda tüsmese şu Bursa. Eşim, çocuklarım orada olmasa, 11 ay burada dolmasa, ada bırakıp gidilir mi? İkinci şiirim, adada adayla özdeşleşmiş bir olgu var. Bağ bozumu. Bir sonbahardı. Eşim, çocuklarım gittiler. Bir gariplik var üstümde. Ve akşamüstü oturdum. Kendi yaptığımız şaraplardan hem ufak ufak demleniyorum hem de gözümün önünden bir bağ bozumu geçti. Rengarenk giysileri içinde genç kızlar, delikanlılar komşu bağda üzüm kesenlere manilerle, türkülerle laf atıyorlar. Ve herkesin renk renk kasaları var. Üzüm dolu kasalar sıralara konuyor. Traktörler alıp gidiyor. O curcunayı dizelere aktarmaya çalıştım. Şöyle. Bağ bozumu. Aralara konacak renk renk kasa. Üzüm dolacak hepsi tıka basa. Dolu dolu gidecek kamyonların hepsi. Tatlılar, börekler pişecek tepsi tepsi. Düğün, bayram olacak bağ bozumu. Esmer güzeli Kaberna, fıkır fıkır. Yaprak altında oynaşır Merlo. Yosmada bir nas, bir nas. Ateşi ben yakarım der. Buğulu gözlerle Şiraz. Tarih öncesinin gönül yarası. Sultanlar sultanı kalecik karası. Bir içen adını anar bin kere. Yetim kaldı öküz gözü bu askere. Ocağınım sırma saçlı ikiz kızlar. Vursun lavullar, çalsın sazlar. Bizde böyle olur bağ bozumu diye yazmıştık. Aşağı yukarı 30 yıl oldu adaya geleli. İlk gelişimin nedeni balıktı. Balık avlamaktı. Buraya Bursa'dan trailerin arkasına tekneyi bağlıyorum. Geliyorum, balık avlıyoruz. Avlıyoruz ama 12 ayda balık avlanmıyor ki. Ben 12 ay adada kalmak istiyorum. O zaman ben topraktan geldim. Toprakla uğraştım çocukluğumda. Ben dedim bir de toprak alırsam, toprakla uğraşırsam balığa çıkamadığım zamanlarda bu iş dedim çok keyifli olur. Ve toprakla uğraşmaya başladık. Önce kendi fidelerimi yetiştirdim. Bizim ailemiz, dedelerim, babamın dedesi
1856'da Bulgaristan'dan göç etmişler. Ama göç ederken de öyle kaçak değil. Malıyla, mülküyle, davarıyla gelmişler. Büyük dedemiz kavun tohumlarını, karpuz tohumlarını, biber, patlıcan, domates tohumlarını sakın ha unutmayın. Bak karışmam sonra gönderirim, sizi geri aldırırım falan diye habire onlara ikazda bulunuyormuş. Ben bugün son olarak, en son ben olarak bu tohumları artık ekiyorum, burada yetiştiriyorum. Domates, biber, patlıcan fidelerini yetiştiriyorum ve hobi olarak yapıyorum. Hobi olarak yapan eşimize, dostumuza, tanıyanlara da onları veriyorum. Para yok diyorum ya, Lidyalılardan önceki devri yaşıyoruz. Toprak yavaş yavaş ağır basmaya başladı. Balık da canım gitmek istiyor. Denizi çok seviyorum. Ama toprak bir gün dikildi. Ben dedi metres kabul etmem. Ya balık ya ben. Yavaş yavaş denizden çekildik ve toprakla uğraşmaya başladık. Artık bütün ağırlığım toprakta. Burada kendi yetiştirdiğimiz ürünleri kendimiz kullanıyoruz. Kışlıkları her şeyi burada yapıyoruz. Turşu, reçel, kendimize içeceğimiz kadar şarap ve keçilerim var. Keçilerimden peynir yapıyorum. Kendi peynirimi. Yani kışlık nevalemizi buradan çıkarıyoruz. Hobi olarak yapıyoruz ama çok da faydalanıyoruz. Adanın yerlilerinden de çok iyi dostlarımız oldu. Onlarla da çok iyi diyaloglarımız var. Dışarıdan gelen bizim gibi ada sevdalıları, adaya yerleşmek isteyenler var. Onlarla çok iyi dostlarımız, dostluklarımız var. Burada adada çok güzel bir yaşantımız var. Allah'a her gün demesem bile çok sık Allah'ım diyorum sana yüz milyonlarca bin defa şükürler olsun. Beni ada gibi bir yerle ödüllendirdin. Allah'a şükürler olsun. Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları reklamlardan sonra devam edecek. Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları devam ediyor. Şimdi adaya ilk geldiğimizde ada çok tenhaydı. Herkes birbirini tanıyordu. Şimdi yerleşim alanları çoğaldı. Ada kalabalıklaştı. Hele yazın. Hani adım atacak değil, neredeyse nefes alacak durumlar olmuyor. Bir keşmekeşlik oluyor yazın. Ada da küçük, yerleşim alanları az o bakımlardan. Ama adanın güzellikleri imara açıldığı, imarın plansız şekilde geliştiği yerlerle bazı şeyler bozuldu. Yani o ilk günlerle bugünkü gün arasında oldukça farklar var ve üzücü farklar var. Burada dostlarımız var. Mine İnceoğlu, Necati İnceoğlu hocalarım. Bana bağın yapılmasını, bağı öneren başımın etini yedi. Bağ yap, bağ yap diye Necati Hoca. Ve ben de onun sayesinde burada işte 5 dönüm kadar bağım oldu. Biz de bağcı olduk yani mendil kadar yer ama üzümle haşır neşir olduk. Bağla haşır neşir olduk. Toprak insanı dinç tutuyor. Burada
Gene dostlarımdan ressam Sibel var. Çok iyi diyaloglarımız var Necati hocalarla, Sibel'le. Zuhal var, Sinan var, dışarıdan gelen Okay. Bunlarla çok iyi hatıralarımız, güzel günlerimiz oluyor. İlk geldiğimizde ben Finlandiya'dan Rapalalar gelmişti. Onlarla avlanıyordum. Adada onları bilen yoktu. Ve ben çıktığımda her gün için, burada adalılar biliyor, her gün için 7-8 tane 8 kiloluk, 10 kiloluk, 6-7 kiloluk sinaritle dönüyordum. Ve herkes başıma üşüyordu. Bunlar nasıl tuttun, nasıl yettin diye. Şimdi tabii gittikçe azaldı. Bir de yanlış avlanma var. Hani troller denizin dibini kazıyor. Onlar bütün balık yuvalarını, balığın yerleşim alanlarını, küçük balıkları öldürüyorlar, bozuyorlar. Denizin doğasını bozuyorlar. O avlanmalar olduğu için balıklar hem başka sulara gitti hem azaldı. Şimdi böyle kalkıp da ben şu anda çıksam kendi aynı takımlarımla herhalde koca bir günde bir balık ya tutarım ya tutamam. Tutarsam da bayram yaparım. Eskiden öyle değildi. Çoktu. Sinarit vardı. Orkinos tutuyorduk. Mercan tutuyorduk. Fangiri tutuyorduk. Palamut zamanı palamut oltaları ile palamut tutuyorduk. Lüfer bizim bu sularda lüfer yani hobi olarak yapılacak şey değil, oltayla değil ağlarla avlanıyor. Ama balığa çıkanlarla ben de çıkıyordum. Onlarla işte keyif yapıyorduk. Ve ben daha çok aynaya yatıyordum teknede ve denizin dibini aynadan görüyordum. İşte işaret ediyorum geldi şey falan filan diye. Öyle çok güzel günlerimiz oldu adada. Balıkla ilgili, denizle ilgili. Şimdi biraz yani kopmamın nedeni balığın olmayışı da. Yani denizden uzaklaşmamın nedenlerinden birisi de o oluyor yani. Adaya geldiğimde adanın bütünüyle her günü mutlu burada. Çok iyi dostlarım var. Çok iyi arkadaşlarım var. Çok iyi dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Burada yani şu günüm şöyleydi, bugünüm böyleydi. Beni mutsuz edecek bir şey yok. Ama şöyle diyeyim. Mesela bir deniz kazası oldu 10 yıl kadar önce. Ben o tekneyle yani feribotla adaya geliyordum. Feribota bindik. Feribot orta yerde su almaya başladı. Tekrar feribot geri döndü ve baştan kara yaptı. Orada tekneden, feribottan buraya gelmek isteyen düğün varmış. Onunla ilgili çalgıcılar varmış. Onlar da adaya mutlaka gelmeleri gerekiyormuş. Bir balıkçı teknesine binmişler. Balıkçı teknesini kullanan da pek öyle balık denizle, denizcilikle pek bilgisi yokmuş. Tekne orta yerde batmış. Ve orada 7-8 kişi, 3-4 kişi öldü. Ben onu hiç unutamıyorum. O çok büyük bir üzüntüydü. Ada içinde çok üzülmüştü. Bütün ada oraya gitmişti. Bir de çok çok duygulandığım bir şey oldu. Gene bir 15 yıl kadar önce buradan çocuklar askere gidiyordu. O dönem 15 kişi falan vardı. Feribotu gelip süslediler, genç kızlar süslediler. Bütün ada iskeledeydi. Gözlerimin yaşardığı bir olay oldu. Bir Rum, bizim Türklerden birinin çocuğuna koluna girdi, kulağına bir şeyler eğildi, mutluluklar diledi ve elini cebine soktu, ona para bıraktı. Cebine para koydu askerin, askere gidecek çocuğun. Ben çok duygulandım ondan, gözlerim yaşardı böyle. Ya dedim ne kadar güzel bir şey, insanlık bu. Etnik kökmüş, oymuş, buymuş değil. İşte insanız hepimiz. Ada insanları öyle bir birleştiriyor ki, yani burada o keyfi yaşamak lazım.
Kitap okumayı çok seviyorum fakat büyük bir boşluk var. Burada vaktim olmuyor ve diyorum ki Allah'ım her kişiye 24 saat veriyorsun. Bazıları çınarın altında bütün gün o 24 saati bitiremiyor. Ben ucunu ucuna getiremiyorum. Bu ne biçim 24 saat? Ben adada yani burada beni otururken gören yoktur. Çalışma şeklim de benim çok değişik. Ben 16 yaşımda Amerikalı yazar Dale Carnegie okudum. Dale Carnegie'den 3 şey öğrendim. Birincisi, dünyada en iyi isim insanın kendi ismidir. İnsanlara daima ismiyle hitap edin. Ben insanlara hep ismiyle hitap ettim. Hani şef, koç, arslanım yok öyle şey. İsmiyle hitap ettim. İkincisi, bir insan 12 saat hiç yorulmadan çalışabilir. Ama devamlı iş değiştirerek. Ben parselliyorum zamanı ve onu hep değiştirerek kullanıyorum ve hiç yorulmuyorum. Bana onun için de beni tanıyan arkadaşlarım söyler. Sen hiç yorulmaz mısın diye. Olay yorulmamak değil bu. Üçüncüsü birileri size hakaret edebilir. Verilecek 100 tane cevap vardır. En iyisini seçin. Şimdi burası yerleşim alanının dışında olduğu için dostlarımızla beraber çoğu zaman demeyeyim ayda bir iki defa bizim burada oluyoruz. Onlar yemeğinle, çatalınla, tabağınla geliyorlar. Biz de ne yapalım yani o vardalık yapın masada bizden diyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz, şey diyoruz. Ben edebiyat öğretmeni olduğum için hadi bakalım bir şiir oku falan parpalar diye. Ben de şiir okuyorum. Şiir okumayı da çok seviyorum. Onun için şimdi orada burada arkadaşlarla beraber olduğumuzda çok sevdikleri bir şiir var. Telli Kavak. Onu da bir yerde okunurken duymuştum ama öyle böyle kaydedemedim. Aradım bulamadım. Sonra kızım burada internet kafesinde abisinle chatleşirken girmiş internete bulmuş. Ve çok hoşuma gitti o olay. Ve şiiri ben 2 günde ezberledim. Şiir şu. Telli Kavak. Bir telli kavak büyürdü. Dadayın Çiğdere köyünde. Usuldan usuldan. Yerin karanlığından azat olmuş. Aydınlık sular yürürdü ayaklarının ucundan. Kendi halindeydi telli kavak. Geceleri gökyüzüne bakarak saman yolunu düşünürdü yaprak yaprak. Başka şey de dilemezdi. En uzak rüzgarlara kaptırmıştı başını. Ona konmayan kuşa kuş, ona değmeyen rüzgara rüzgar da denmezdi. Gel zaman, git zaman kızına verecekti Çiğdereli Halil. Cebindeki yetmezdi. Bir gece sabaha karşı ver yansın ettiler baltayı ayak bileklerine tellinin. Uyanıverdi ilk vuruştan. Aman dedi telli kavak kıyman. Sular bulandı ayaklarının ucundan. Yapraklar yalvardı hep bir ağızdan. Vurman, vurman, vurman. Aman zaman dinler miydi Çiğder Halil? Kızına verecekti. Cebindeki yetmezdi. Yıkılıverdi telli kavak. Ortasına gecenin boylu boyuncak. Oldu mu ya dedi telli kavak böğründe duran baltaya. Yaşayıp gidiyorduk şunu şurasında. Kim gönderecek şimdi selamını suların saman yoluna yaprak yaprak. Ne olacak şimdi rüzgar? Kuşlar nereye konacak? Oradan oraya atıldı telli kavak. Elden ele satıldı. Boynuna 4 demir takıldı. Çankırı'ya 5 mazeratımı uzak bir tepenin buldasına çakıldı. Telefon direği oldu telli kavak. Vınladı durdu telefon telleri boynunda. Saman yoluna baktı geceleri. Suları düşündü ayaklarının ucunda. Yapraklarını düşündü. Rüzgarı düşündü avucunda. Gözleri dolu dolu oldu. Bir türkü tutturdu en sonunda. Telefonun tellerine kuşlar mı konar?
Herkes sevdi yine cicim böyle mi yapar? Demek yapıyorlarmış. Αθηνών για πάντα βρε αλανιάρι. Στην Αμερική θα πάω κάποιον για να βρω. Και μαζί του πια θα μείνω που με θέλει να. Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Aday insanları sona erdi.